Elinize sağlık arkadaşlar. Olayı tertemiz çözmüşsünüz. Bravo. E peki madem dosyayı kapattınız, bu toplantının sebebi ne? Yani beni niye çağırdınız ki buraya? Sen buraya turist olarak mı geldin? O ne biçim laf Mesut? Müdürüm, yanlış anlamayın ama bizim canımız yanıyor, sizin umurunuzda değil gibi. Yapma ya. Sen de mi Aylin? Müdürüm, babam suçsuz yere hapiste. Biz onu kurtarmak isterken sen bizi başka başka olaylara yolluyorsun. Yani hırsızı, katili başka ekipler de yakalar. Ama Rıza Baba'yı sadece biz kurtarabiliriz. Madem Rıza Baba'ya bir faydan olmayacaktı, sen niye geldin Engin? Beyler, saçmalamayın. Oturun. Ne biçim laflar bunlar? Engin müdür size yardıma geldi. Daha bir yardımını göremedik kendisinin. Ya. Bak, o zaman iyi bak Ali. Bunu görüyor musun? Bu emir yazısı bana Ankara'dan geldi. Bakın, burada çok açık yazıyor. Benim buraya geliş sebebim sizi dizginlemek, hizada tutmak. Ama yanlış adamı gönderdiler. Çünkü ben dostlarıma casusluk yapacak değilim. Rıza için yaptıklarını da anlatsana. Ha, evet. Buyurun, alın. Aradığınız Bekir'in dosyası. Şu İlyas'ı Rıza Baba'nın evine tesisat işine gönderen Bekir. Peşindeydiniz. Ne oldu? Bulabildiniz mi? Hayır, bulamadık da. Sen bu Bekir'i nereden biliyorsun? Çünkü aradığınız Bekir hastanede. Silahla yaralanmış. Ve bir haftadır hastanede tedavi görüyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Peki o aradığınız Doktor Tarık, onu bulabildiniz mi? Ha? Yok. Ama ben buldum. Karlıtepe Camii avlusunda yatıp kalkıyor. Biliyorum, çünkü peşine adam taktım. Yani siz bana içten içe kurulurken ben çoktan Rıza Baba için çalışıyordum zaten. Madem bu kadar çalıştın, bize niye bir şey söylemedin? Toz kaldırmak istemedim de ondan. Ama bir rahat durmadınız ki hiçbiriniz. Hakan, bağır. Gidin şu hastaneye Bekir'i paketleyin. Baş üstüne. Çok mu yüklendik acaba Engin abiye? O da gizli saklı iş yapmasaydı yani. Değil mi müdürüm? Bu arada bende de bir haber var.